Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok zevkli, az malzemeli, çocuklarınızın çok severek yiyeceği mini poğaça tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli poğaçanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı mayayı ekleyerek spatula yardımıyla karıştırıyorum. Bu hamuru elimizle yoğurmayacağız. Bütün işlemi spatula ile yapacağız. Bu hamuru yaparken sütünüzün mutlaka ılık olması gerekiyor. Eğer sütünüz soğuk olursa mayanız aktifleşmez. Tarifimde 2 su bardağı un kullandım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml. Yarım tatlı kaşığı tuzu da koyduktan sonra unumuzu azar azar ekleyerek spatula ile yoğuruyoruz. Bu tarifte kullanmış olduğum ölçüler tam ölçüdür. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Hamurumuzu 5 dakika boyunca spatula ile yoğuruyoruz. Sizlere bir de bu hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Ele yapışan oldukça yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Üzerini kapatıyorum, 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendireceğiz. 1 saatin sonunda hamurumuz oldukça güzel bir şekilde mayalanmış. İlk olarak hamur kesme tartıyla hamurun havasını alıyorum. Hamurun havasını almazsanız aksi halde mayanın tadını hissedersiniz. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Hamur kesme tartıyla şöyle bir toparlıyorum. Bu hamuru dikdörtgen açacağız. O yüzden hamuru düzeltirken elimle dikdörtgen form veriyorum. Böylelikle açtığımız zaman hamurumuz dikdörtgen olacak. Merdane yardımıyla açıyoruz. Bu aşamada çok fazla ince açmanıza gerek yok. Ben açmak için merdane kullandım. Sizler isterseniz oklavayla da açabilirsiniz. Hangi işlem kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Hamuru yeterince açtım, etrafını da düzeltiyorum. Rulet yardımıyla iki parmak aralık bırakarak boyuna kesiyorum. Evinizde rulet varsa ruletle kesin, isterseniz bıçakla kesin. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra enine iki parmak aralık bırakarak kesiyorum.
Kestiğim hamurların uç kısmını ortaya doğru toparlıyorum. Daha sonra avucumun içerisinde yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Kesmiş olduğum bütün parçaların hepsi bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var, onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kestiğim bütün hamurları beze haline getirdim. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye diziyorum. Bezeleri tepsiye koyarken birbirine yapıştırmaya özen gösterin. Aralık bırakarak dizmenize gerek yok. Böyle daha hoş ve daha güzel gözüküyor. Poğaçaların hepsini bu şekilde tepsiye dizdim. Üzerine temiz bir poşet koyuyorum. Daha sonra bezle kapatarak 15 dakika boyunca tepsi mayasının gelmesini bekliyoruz. 15 dakikanın sonunda tepsi mayası geldi. 2 yemek kaşığı sütün içerisine 1 yemek kaşığı zeytinyağını koyuyorum. Karıştırdıktan sonra poğaçaların üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Poğaçalarımızı sıcak fırına koyacağız. 180 derecelik fırınımızda 30 dakika boyunca kontrollü bir şekilde poğaçalarımızı pişirdik. Poğaçalar hala çok sıcakken üzerine tereyağı sürüyorum. Poğaçalarımız bu şekilde daha parlak olacak ve daha lezzetli olacak. Poğaçalarımız artık servis için hazır. Tabii ki soğumadan sıcak servis ediyoruz. Tepsinin içerisinden çıkartıyorum, yağlı kağıdı da altından alıyorum. Sizlere bir de bu güzel poğaçanın iç dokusunu göstermek istiyorum. Yumuşacık, ponçik ponçik gerçekten çok lezzetli poğaçalarımız oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.